her türlü işbirliğine açığım. Lütfen bunu bilin. İnanın bana, bunu yapanların bulunması benim için hayati önem taşıyor. Asıl sormak istediğim şey şu. Sizi zor duruma düşürmek isteyen bir düşmanınız var mı? Bilmem. Kim böyle bir şey yapmak ister ki? Halide, hoş geldin. Geç otur. Köyde olanlar senin marifetin değil mi Orhan? Evi sen yaktırdın. Bu nasıl bir suçlama Halide? Nereden çıkartıyorsun bunu? Ne söylediğinin farkında mısın? Her şeyin farkındayım. Serap'ın gözleri kör olmuş olabilir ama... ben her şeyi bütün açıklığıyla görüyorum. Haddini fazlaca aşıyorsun Halide. Madem kocanın annesini ben öldürttüm, niye gitmedin jandarmaya? Kemal'in Serap'tan nefret etmesi işine geliyor, öyle değil mi? Sen kim oluyorsun da? Bu yüzden gitmedin jandarmaya. İşte bu yüzden Halide. Sen benden daha iyi biri değilsin. Ankara'da olanlar kulağıma çalındı Orhan. Kumar yüzünden her şeyini kaybettiğini, karanlık isimlerle el altından iş ortaklığı yaptığını biliyorum. Bütün bu iftiraları kanıtlaman olanaksız. Ailemin mallarını sana bırakacağımı mı sanıyorsun? Hı? Sade de gel Halide. Ne istiyorsun benden? Hayatımızdan ve Adana'dan çekip gitmeni istiyorum. Sen istiyorsun diye... buradan çekip gidecek halim yok herhalde Halide. Yapmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Yoksa bildiklerimi anlatırım. Hiçbir şey yapamazsın. Orhan, benimle oyun oynama. Seni mahvederim. Hafız, kardeşim benim. Yavaş Ramazan, öldüreceksin mi beni? Kusura kalma ya, ya bunun şakası mı olur kardeş? Zaten ben bir an gittin zannettim, biliyor musun? Ben sensiz seni bırakıp bir yere gider miyim de bakalım Ramazan. Anca beraber, anca beraber. Artık bütün dediklerimi yapacağına göre... dediklerini işitmediğimi sanma sakın. Söz verdin. Sırat Köprüsü'nden senin için geldim Allah'ıma. Kardeşime bak ya, sen ne istiyorsan o. Yeter ki sen iyi ol, koluma doladım ya. Sözünden dönenin kaşı kırılsın kardeş. Ayıp ediyorsun. Hayrola Reşit? Yüzün çarşamba pazarına dönmüş. He, sen geç dalganı yüzün çarşamba pazarına dönmüş diye. Başımıza neler geldi haberin yok. Ya çatlatacağım adamı, söylesene ne oldu? Ölümden döndük. Nasıl? Ya Kemal'le köylüler dün gece çiftliği bastı. Ne diyorsun sen ya? He, tabancalar, tüfekler patladı. Jandarma yetişmeyeydi var ya. Halimiz ne olurdu Allah bilir. Gel hele. Kemal geldi ha? Gece. Ramazan. Hı. Ya benim vurulduğum yayılmış mıdır acep? Yayılmaz mı kardeş? Bütün hastalar sana yazıyor yapmadım. Ver lapa güzel. Bak. Meyhanede silahlar patladı. Önceki ayın gece saat 10 sularında çıkan vukuata bir tane kişinin, sen oluyorsun bu, tabanca kurşunu ile yaralandığı bildirildi diyor. Senin işte bu. Böyle yazıyor. Ya, yaza yaza bunu mu yazmışlar? Ya, yediğimiz mermiye değseydi bari. La oğlum adını yazmamışlar işte, daha ne istiyorsun? Eyvah! Ne oldu kız? Bak.
Kara Hasanlı köyünde avukat. Meryem Şahin'in evi kundaklanarak yakıldı. Meryem Şahin olay yerinde can verdi. Hafız eniştemin anası ölmüş. Ne var? Ne istiyorsun? Sebep olduğum faciadan sonra ne haldesin görmek istedim ama... anlaşılan olan biten seni çok etkilememiş. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacak Halide. Benim bu olayda bir suçum olmadığı anlaşılacak. Senden her şeyi beklerdim ama... böylesi bir canilik beni bile şaşırttı doğrusu. Senin de ekmeğine yağ sürüldü tabii değil mi? Ne demek bu? Herkesin benden nefret etmesi işine geliyor tabii. Kemal'in bile beni anasının katili bellemesi işine geliyor. Haklısın. Kemal senden o kadar nefret ediyor ki... seni öldürmemesi için dua ediyorum. Ama inanma da bunun sebebi sana duyduğum merhametten kaynaklı değil. Çocuğumun babasının hapislerde çürümemesi için. Evet. Planlarda bir değişiklik yapmak zorundayız. Bak beyim, benim seninle bir daha hiçbir işim olmaz. Öyle mi? Ben cezamı çekmeye razıyım. Gidip teslim olacağım. Ama seni de yakacağım, bilesin. Ha. Sen hala kiminle aşık attığını anlamadın herhalde. Nuri, şimdi aç o kulaklarını, beni iyi dinle. Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Tabii, karın ve çocuklarının canına kıymet veriyorsan. Yangını ben çıkarttım. Çünkü Serap Hanım'la uzlaşmamıza mani oluyorlardı diyeceksin. Anladın mı? Benim adımı da ağzına almayacaksın. Karşılığında... sen hapisteyken... ben de senin ailene bakacağım. Nuri, onların rahat etmesi için... ben de elimden ne geliyorsa onu yapacağım Nuri. Ya, ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen... çok büyük bir hata yapmış olursun Nuri. Bu hatanın bedelini de ailen öder. Bir ev yakmanın ne kadar kolay olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Öyle değil mi Nuri? Şimdi yıka karşımdan! Yürü! Beni içeri sokabileceğim mi Reşit? Ya müsaade et de o kadarını da yap. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.